Sevgili dostlar merhaba, sevgili tarihte yürüyen adamlar merhaba. Bugün size gerçekten soğuk ama böyle gerçekten eksi derecelerde soğuk olan İstanbul Boğazı'ndan sesleniyorum. Konumuz İstanbul'un kışları. Konumuz nerede o eski kışlar dedirten günleri yad edeceğimiz İstanbul'un o çetin, o zor kış şartlarını anlatmak. Bugünkü konumuz İstanbul'un eski kışları. Tarihte yürüyen adam Sarayburnu'nda. İstanbul iki kıtayı bir araya getiren, İstanbul iki denizi bir araya getiren ve İstanbul iki bölgeyi, iki iklimi, iki hayatı bir araya getiren bir noktadır. Bu yüzden mevsim geçişleri, bu yüzden meteorolojik değişmeler çok sık yaşanmaktadır. Bu da İstanbul'da oynak bir hava durumu ve sabahı öğlenine, öğleni akşamına denk düşmeyen bir hava ortamı sağlamaktadır. Nerede o eski kışlar? Bizim zamanımızın kışları vardı azizim. Bizim zamanımızın kışları vardı pirim. Sokağa çıkamazdık, kapıyı açamazdık. Her taraf metrelerce kar olurdu. Gençlerin bu duyduğu sözler, yaşlılar tarafından ifade edilen bu sözler, sevgili gençler, inanın yalan değil. Ben 1987 kışını biliyorum. Aman yarabbi o ne kıştı. 1987 ortaokula gidiyordum. Matematik sınavı vardı. Sanırım o gün kadar başka bir daha sevinmedim. Çünkü çalışmadığım bir dersti ve okul tatil oldu. Ardından 15 gün boyunca okula hiç gitmedik. Zira okul metrelerce İstanbul'un şehir merkezine yağan, metrelerce kardan dolayı hayat felç olmuş, ekonomi alt üst olmuş, iş istihdamı ve esnafın para kazanması dibe vurmuş. Olsun, ne önemi vardı? Ortaokula giden ben için okul tatildi. Bundan daha güzel bir şey olabilir miydi? Ben o günleri biliyorum. Metrelerce karı biliyorum burada. Peki karın, peki soğuğun, kışın İstanbul'da hikayesi nedir? Başlayalım mı? Başlamak için milattan sonra 405'lere, ilk Doğu Roma İmparatoru Arcadius devirlerine gidelim. Haydi gidelim. Bismillah. Takvimler 395'i göstermekteydi. Siyasi olarak idare edilemeyecek kadar büyüyen Roma İmparatorluğunu Roma İmparatoru Teodosius 1. Teodosius 2'ye böldü. 395 tarihinde Yunanistan'dan batısı 17 yaşındaki oğlu Honorius'a, Yunanistan'dan doğusu 14 yaşındaki oğlu Arcadius'a kaldı. İşte bizim İstanbul'da kış hikayeleri Doğu Roma İmparatorluğu'nun, yani bu toprakların, yani Konstantinopolis'i başkent yapan, yani şu surları buraya yapan Konstantinopolis'in birinci hükümdarı Arcadius döneminden başlar. Takvimler 405'i göstermektedir. Ocak ayının sonlarıdır. Konstantinopol halkı, yani şu surların arkasında bulunan Konstantinopol halkı zannetti ki artık kış yavaş yavaş bitiyor İlk bahara doğru geçiyorlar. Ne kadar yanıldıklarını 20 Ocak'ta fark ettiler. 20 Ocak'ta yağan kar hiç durmaksızın 7 gün 24 saat esasıyla 20 gün yağdı. 10 Şubat'a kadar süren kar yoğunluğu İstanbul'da metrelerce yüksekliğinde bir şehir merkezi kar potansiyelini oluşturdu. Eksi 20'leri, eksi 30'ları gösteren kar boğazı donma noktasına getirdi. Bu arada hep derler ki İstanbul boğazı dondu. Teknik olarak şu akıntıda şu boğazın donma ihtimali sıfırdır. Zira 22 mil, yani yaklaşık olarak 7-8 kilometre hızında aşağıya doğru Karadeniz'den Ege yoluyla Akdeniz'e doğru akan bu suda o kadar hızlı bir debi vardır ki 22 mile ulaşan bir debi hızı vardır ki bunun donması imkansızdır. Bu akan bir çeşmenin suyunun donması kadar imkansızdır. O yüzden burası donmaz. Peki bir dakika, donan boğaz hatıraları, azizim 1954 tarihinde ne kış yapmıştı be, boğaz donmuştu diyen dedelerimiz yalan mı söylüyor? Ya da onların 1929 kışını anlatan babaları? Asla. Hiç kimse yalan söylemiyor. Programın ilerleyen zamanlarında bunları konuşacağız inşallah. ...405 yılı 20 gün süren, boğazı kilitleyen bir soğuk ve buz kütlesi oluşturan bir kış. Ardından 150 yıl geçti ve takvimler 650'leri, 660'ları gösterdi. Sonra 780'ler, sonra 820'ler. Sürekli İstanbul 100 yılda bir donduran bir kışla karşılaştı. Tıpkı dünyanın 100 yılda bir karşılaştığı pandemi hastalığı gibi, pandemik bir bulaşıcı hastalık gibi 100 yılda bir İstanbul'u yerle bir eden bir soğuk kış vardı ve bu kış İstanbul'un Roma İmparatorluğunu 860'da, 920'de, 1100'lerde sürekli dondurdu ve İstanbul yaşanamaz hale geldi. Karadeniz kıyıları, Haliç, İstanbul Boğazı'nın her iki tarafında 100 metreye yakın bir buz kütlesi. 100 metreye yakın ve 30 metre derinliğinde buz kütleleri buradan karşıya, yani Salacak tarafına yürümeyi mümkün hale getirdi. Hayvanlar ve insanlar, atlar ve atların üzerindeki Romalılar buradan karşıya yürüdüler. Yüzyıllar boyunca, ama her yüzyılda bir 20-25 gün. Bugün çok soğuk var. Eksilere varan derecelerde soğuklar var. Biz bu programı yaparken gerçekten bu soğuğu hissetmek ve anlatabilmek için buraya geldik. Vallahi itiraf edeyim. Doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık bilmiyorum ama gerçekten üşüyoruz. Bunu size verebilmek için. Bugün donmaz. O kadar ciddi soğuklar yok. Fakat Roma İmparatorluğu zamanında o soğuklar 405 yılında Arcadius zamanında başlamış. Takvimler 6 Şubat 1621'i göstermekteydi. Kötü bir kıştı, fena bir kıştı. Allah'ın mevsimine haşa ve kella kötü demiyoruz. Öyle kötü değil. Kışın fena bastırmasından dolayı hazırlıksız yakalanmış İstanbul, ekmeksiz kaldı, buğdaysız kaldı. Bu anlamda kötü diyoruz. Takvimler 6 Şubat 1621. Osmanlı tahtında 16. Osmanlı padişahı Sultan II. Osman, genç Osman bulunmaktaydı. Bahtsız bir padişah vardı ve henüz 17 yaşındaydı. İdam edilmesine, asılmasına bir yıl kalmıştı. İstanbul ansızın Mart başında bir kışa yakalandı. Bu öyle bir kıştı ki 25 gün boyunca şu an yağan kar o güne kıyasla kar bile değildi. Birazdan kar başlayacak. Onu hissediyoruz. 1621 öyle bir kış. Karadeniz'den, Romanya'dan, Bulgaristan'dan ve çoğunlukla Vardar Ovası'ndan gemilerle İstanbul'a getirilen buğday ve arpa ve zahire ile hububat ihtiyacını karşılayan İstanbul'da fırınlar ekmek çıkartamaz. Buğday fabrikaları, un değirmenleri bir şey öğütemez duruma geldiler. Zira gemiler işlemez hale geldi. Zira Karadeniz ile İstanbul Boğazı'nı birbirine bağlayan Rumeli geçişi, Anadolu Kavağı ve Rumeli Kavağı bölgesi tamamen donmuştu. Gemiler geçiş yapamıyor. İstanbul aç, İstanbul ekmeksiz ve İstanbul'un buğdayı yoktu. Bu durumu maalesef İstanbullular genç Osman'dan bilecek, uğursuz Osman diyeceklerdi. Tam 100 küsür sene sonra yine bir Osman. Bu sefer Osmanlı tahtında başka bir Osman var. 3. Osman. İnanılmaz bir soğuk. 1754'ü göstermekte takvimler ve yine İstanbul Boğazı donmuş. Karşı tarafa Haliç'ten Karaköy'den Eminönü'ne, Eminönü'nden Üsküdar'a Boğaz yoluyla insanlar yürüyerek karşıya geçebiliyorlardı. Öylesine bir soğuk yaptı ki insanlar evlerinde soğuktan dondular. O günlerde soba denilen şey, soba mantığı yok. Bugün bizim bildiğimiz bacalı sobalar yok. Evler şömine ile, ocak ile ve mangallarla ısınmaktaydı. Hiçbir fayda etmedi. Bazı evlerin pencere tertibatı zayıf olduğu için evler ısınmadı ve evlerinde sabaha doğru donan insanların cesetleri çıkartıldı. 3. Osman dönemi 1754 tarihindeki o kış Osmanlı tarihine kara bir sayfa olarak eklenecekti. Donan insanlar, üstelik evlerinde donan insanlar. 1754 tarihinden sonra İstanbul'da yapılan evlerde pencere yoktu. İstanbul'da yapılan evlerde duvarlar kalın ve penceresizdi. Bugünden baktığımızda anlamayacağımız, anlayamayacağımız bu tedbir tamamen İstanbul'un o bakımsız ve tenha evlerinin soğuktan korunması için yapılmaktaydı. 1621'de genç Osman, 1754'te 3. Osman, birisinde 2. Osman, diğerinde 3. Osman. İstanbul her ikisinde de donmuş Boğaz'a, donmuş Halice, ekmeksiz kalmış İstanbul'a, fırın, hububat, değirmen, Vardar Ovası'ndan gemilerle gelen İstanbul'a buğday getirilemediği için bir nevi kısmi olarak tuzsuzluğa ve buğdaysızlığa gark olmuştu. Bu durum İstanbul'un tarihine uğursuz Osmanlılar dönemi olarak geçmişti. Yılındaki 3. Osman dönemindeki bu büyük kıtlığa sebebiyet verecek kadar çok olan bu soğukta 1755, bu arada bir şey söyleyeyim. Evliya Çelebi Erzurum'un soğuğundan bahsederken der ki o kadar soğuk O kadar soğuk ki Erzurum, damdan dama bir kedi atlarken havada dondu. Sonra bahar geldi, buzlar açıldı, kedi kendine geldi ve uçmaya devam etti. Bunu bizi hatırlatan kedi sürekli peşimizde gezmekte. Sevgili dostlar, şiddet görmemiş hayvanlar insanlardan kaçmazlar ve Allah'a hamdolsun şiddet görmemiş hayvanların çoğunluğu Müslüman ülkelerde. Bu bizi mutlu ediyor. 1755 yılında tarihçi ve Kanuni Sait Efendi 1755 kışının çok fena olduğunu, İstanbulluların donduğunu, evlerden donan insanların çıkartıldığını, Karadeniz'den dev buz kütlelerinin İstanbul'a doğru geldiğini, bunun bir kıyamet alameti olacağını ifade etmiş. Kıyamet alametidir bilmiyorum fakat olağanüstü bir durum yok. Durum tamamen meteorolojik. Balkanlardan bize gelen bir soğuk hava dalgasında Tuna Nehri'nin üzerinde donan bu kütleler, Tuna Nehri donmuş, üzerinde kütleler oluşmuş. Ardından Mart ayı gibi yavaş yavaş çözülmeye ve büyük kütleler halinde kırılmaya başlamış. Bu kırılan parçalar parça parça, adım adım Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na doğru bu akıntıyla beraber Ege'den Akdeniz'e doğru akacakken Boğaz'ın Rumeli Hisarı ile Anadolu Hisarı arasındaki en dar yeri olan 660 metrelik alanına takılmış kalmış. Bu tam 30 gün sürmüş. 30 gün sonra kendi kendine tekrar çözülüp parçalar halinde bu kayalar gibi olup ufak ufak Akdeniz'e doğru akmış. Fakat bu arada Haliç'ten insanlar yürümüşler. Üsküdar'dan Rumeli'ye, Üsküdar'dan Eminönü'ne yürümüşler. Beşiktaş'ın Boğaz tarafı kilitlenmiş, gemiler işlemez hale gelmiş. Balıkçılık, ekmekçilik ya da hububat depoları tamamen boşalmış. İstanbul kendi kendine bakamayan bir şehir. Tarih boyunca İstanbul'un en önemli iki tane problemi var. Bu iki problem, bir, çok fazla göç alıyor, hiç göç vermiyor, bugün olduğu gibi. İki, kendi kendine bakamıyor. Tarlaları yok, tabakları yok, hep dışarıdan beslenmek zorunda. Balkan savaşlarına kadar Osmanlı başkenti olan İstanbul'u ve bu toprakları buğdayı ile, hububatı ile, arpası ile Vardar Ovası, yaklaşık 300 kilometrelik bir alana dolmuş olan Vardar Ovası bakmaktaydı. Vardar Ovası muhteşem bir ovadır. Ben gittim, gördüm, ağlamamak, hüzünlenmemek mümkün değil. Vardar gibi bir ovayı, 300 kilometrelik dümdüz bir ovayı nasıl da kaybetmişiz. İşte bizim topraklarımıza Nesebar bölgesi, Vardar bölgesi ve Romanya bölgesindeki ovalarda toplanan buğdaylar bakıyormuş. O yol, yani Tuna Nehri üzerinden gemilerle buraya getirilmek durumunda kalınan o yol buzlarla kaplı olduğu için gemiler buraya getirememişler ve İstanbul, bu kendisine bakamayacak durumda olan İstanbul maalesef açlık ve kıtlıkla karşı karşıya kalmış. İnsanlar üşüyorlar, insanlar donuyorlar, insanlar sokağa çıkamıyorlar. Üstüne üstlük bir de aç kalıyorlar. Ne acı bir durum. Ama henüz İstanbul en kötü kışını görmedi. En kötü kış için 1808 Sultan IV. Mustafa dönemini beklemek durumundaydı. ...1807 yılında var olan, yapılan kötü bir hadise var. Nerede biliyor musunuz dostlar? Tam şurada. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Dairesi Başkanlığı diye restore edilen Topkapı Sarayı'nın olduğu yerde acı bir hadise gerçekleşti. Kabakçı Mustafa isyanı. Osmanlı padişahı 28. Osmanlı padişahı Sultan III. Selim, Kabakçı Mustafa isimli bir isyankar, asi ordu komutanının çıkartmış olduğu bir isyan, bir askeri darbe ile tahttan indirildi ve sonra şehit edildi. Ardından 4. Mustafa isminde bir padişah tahta çıkartıldı. Sultan 4. Mustafa uğursuz muydu bilmiyorum fakat kötü bir padişahlık dönemi geçirdi. Takvimler 1808'i gösterdiğinde Sultan 4. Mustafa tahtayken inanılmaz bir kış yaşandı. Öyle bir kış ki hava sıcaklığı -30'lara, -40'lara vurmakta, 45 gün hiç durmadan kar yağmakta, kar üstüne yağan kar yerde doğal bir buz kütlesi oluşturmaktaydı. Öyle ki Topkapı Sarayı'nın avlusunda 1,5 adam boyunda, yani yaklaşık 2,5 metre yüksekliğinde bir kar oluştu. Topkapı Sarayı şehir merkezinin tam ortasıdır ve 2,5 metre yüksekliğinde kar demek o günler itibariyle şehir dışı olan Beşiktaş'ta ya da ne bileyim Levent bölgesinde bu kar belki de 3-4 metreyi bulmuştur. Tarihte kayıtlı olan 1,5 adam boyunda kar denilen Topkapı Sarayı kayıtlıdır. 2,5 metre yüksekliğinde, inanılmaz bir yükseklikte kar. Bugün 30 santim kar yağdığında çok yağdı diyoruz ve İstanbul kilitleniyor. Ama o günlerde 2,5 metre, 3 metre kar ve ardından insanlar donuyor. Ardından 45 gün süren kardan dolayı kıtlık, ekmeksizlik, açlık, yoksulluk, ölüm İstanbul'un üzerine bembeyaz bir kabus gibi örtülüyormuş. Ne derseniz, o gün yaşayanlar da hayata bir kere geldiler. Bugün yaşayanlar da hayata bir kere geldiler. Bizler bu soğuklara, bizler bu kışlara aman ya Rabbi neydi o kışlar diyoruz. Ne kadar kış söylersek söyleyelim, kışla alakalı hangi örnekleri verirsek verelim, şu vereceğim örnekler kadar acı olmaz. Takvimler 1878'i göstermektedir. Gazi Osman Paşa önderliğinde meşhur Plevne savunması yapılmaktadır. Öyle bir soğuk yaptı ki o. Zaten Balkanların soğuğu meşhurdur ya ve hep 1980'ler 90'larda haber spikerleri, meteoroloji uzmanları Balkanlardan gelen soğuk hava akımı, soğuk hava iklimi derler ya, işte bu Balkan denilen bölge çok soğuk bir bölgeydi ve o bölgede 1878 yılında Gazi Osman Paşa'nın önderliğinde yapılan o meşhur Plevne savunmasında yüzlerce asker bekledikleri nöbet yerinde soğuktan donarak vefat etmişler ve şehit olmuşlardı. 1878 yılını anlatan vakaünisler, müverrihler, o günkü tarihçiler cephede askerin, kümeste tavukların kas katı, heykel gibi kesildikleri günler diye anlatmaktadır. 1878 tarihinden biraz sonra takvimler 1915'i göstermektedir. Osmanlı Devleti iki ayrı yerde, bir Çanakkale'de, bir Kafkaslar'da savaşmaktadır. Birisi taarruz cephesi, birisi savunma cephesidir. Çanakkale savunmadır, Kafkaslar taarruz cephesidir. İki yerde de askerlerimiz soğuktan donma noktasına gelmiş. Birinde 10 binlik yığınlar halinde donmuşlar, diğerinde ise kangren olan elleri ve bacakları olan askerler bulunmuşlar. Sevgili dostlar, bizler 1915 Çanakkale Savaşları'nı anlatırken bir şeyi atlıyoruz. Çanakkale Savaşları kahraman bir savaştır. Fakat seli, sel, karı, yağan karlar ve o inanılmaz eksi derecelere varan deniz kenarında olduğu için de insanın iliklerini donduran o meşhur soğuk, bir sürü askerimizin ellerini ve bacaklarını kangrenden dolayı kesilmesi noktasına getirmiştir. Çanakkale'yi biz hiç soğuk iklimlerde konuşmadık. Biz hiç Çanakkale'yi böyle okumadık, değil mi? Hep Çanakkale Savaşı dendiği zaman 18 Mart 1915 geldi. Halbuki Çanakkale Savaşları'nın bitme tarihi 18 Mart 1915 değil, 9 Ocak 1916'dır. Kasım'ı, Aralık'ı, Ocağı sürekli savaş halinde geçmiştir. Çanakkale'yi soğuk anlamında şöyle bırakalım ve devletimizin doğu tarafına gidelim. Yer Allahu Ekber dağları. Rusları arkadan sıkıştırıp Sarıkamış garnizonunu ele geçirip Sarıkamış bölgesinden Kafkas cephesindeki Rus ordularını arkadan kıstırmak ve yenmek üzere planlanmış ve kötü planlanmış, çok acemice planlanmış, askerlerin, komutanların birbiriyle ihtirasları dolu planlarla yapılmış bir cephede, Kafkas cephesinde, Sarıkamış faciası olarak tarihimize geçecek olan o hadisede ağaçlara donmamak için, ayakları yere basmasın, ağaç dallarına çıkalım diye çıkan rüzgarda tarihçilerin ve o olayı hatırlayan askerlerin olmuş meyvelerin dallarından dökülmesi gibi yere döküldüler demesi yüreğimizi burkar. Yerlerde sıra dağlar gibi uzanmış askerlerin üzerine yağan kar, Nisan ayı gelip çözülmeye başlandığında kar çiçekleri gibi karları yara yara yukarıya doğru çıkan kar çiçekleri gibi yerden nüksetmesi ve şehit bedenlerinin görülür hale gelmesi insanların vicdanını kanatmıştır. 10 binlerce insan, evet 90 bin insan donmuştur denir. Çok doğru değil. Yani 90 bin insan donmadı orada. O biraz politik ve ideolojik bir sözlem. Ne fark eder? İki insan bile donsa o katliam olmuyor mu? O facia olmuyor mu? Sarıkamış'ta 10 binlerce Mehmetçik acemilik, işbilmezlik ve amatörlük yüzünden Sarıkamış Allahu Ekber dağlarında dona can vermişler. Sanırım bu soğuklar, sanırım bu donmalar karşısında 1929'da Boğaz'ın donması, 1954'te insanların ekmek bulamıyor olması çok da problem olmasa gerektir. Sevgili dostlar, İstanbul 1929'da, 1945'te, 1954'te sıra ile onar yıl arayla dondu. Hadi gelin şimdi biraz yakın tarihi, Cumhuriyetimizin kurulmasından sonraki dönemleri konuşalım. 1929, 45, 54, 69, 1987 ve günümüze hadi gelelim. Kışı insanları canından bezdirmişti. Bitmek bilmiyordu. Aralık ayında bastıran o soğuk tipi ayaz insanları oturamaz hale getirmişti. 2 Şubat 1929 tarihinde artık yeter dendiği zaman yetmediği, kışın yeni başladığı anlaşıldı. Zira 2 Şubat 1929'dan 1 Mart 1929'a kadar bir ay süren kesintisiz bir kar yağışı oldu. Tepelerde 2,5-3 metreyi, şehir merkezinde 1-1,5 metreyi bulan bu kar çatılarda 1 metrelik buzlara sebebiyet verdi. Neden farklılık var? Yukarıda basılmadığı için buzların üzeri, karların üzeri soğudu, bastırıldı ve buz haline getirildi. 1,5 metrelik kar kent merkezinde, 2,5-3 metrelik kar şehir dışında, 1 metrelik buz ise çatılarda oluşmaktaydı. Tıpkı bugün benim olduğu gibi insanlar o gün gerçekten üşüyordu. Gerçekten üşüyorum. Kadıköy'e kar yağıyor dostlar. Bilmiyorum farkında mısınız? Fark ediliyor mu ama şu an Kadıköy sapsarı oldu. Üzeri bulutlarla kapandı ve şu an Kadıköy'e kar yağıyor. Bebek tarafı dondu. İstinye tarafı gelen buzlarla, Tuna Nehri'nden bu tarafa doğru kopup gelen buzlarla dondu. İstinye'den ve Bebek'ten insanlar buzların üzerine çıkıp, yürüyüp, patinaj yapıp, kayıp fotoğraf çektirdiler. Elimizde bulunan 1929 kışı fotoğrafları o anlara ait. 2 Şubat 1929, 1 Mart 1929'a ait fotoğraflardı. Haliç tamamen dondu. Göksu Deresi dondu. Kağıthane, Sadabat dereleri dondu. Terkos Gölü dondu. Büyükçekmece dondu. Küçükçekmece dondu. Göller dondu. Nehirler dondu. Dereler dondu. Yüzlerce sokak hayvanı donarak vefat etti. İnsanlar, evleri olmayan insanlar dondu ve tam 2,5-3 ay hiç bitmek bilmeyen soğuk ve hemen ardından gelen bitmek bilmeyen bir aylık kar İstanbul'u 1929 yılında yaşanmaz hale geldi. Bu son muydu? Değil. 1945 ve 1954 henüz başlamamıştı. 1929'u aratmayan bir kışta 1954 yılında yaşandı. 23 Şubat 1954 gecesi yaşanan ve 100 kilometreyi, saatte 100 kilometreyi bulan bir kar fırtınasında İstanbul'da yüzlerce evin çatısı uçtu ve insanlar evlerinde bile rahat olamayacaklarını anladılar. Tam 2 gün sürdü. 23 Şubat 1954'ten 25 Şubat 1954'e kadar saatte 100 kilometre insanların evlerinde, sokaklarda, caddelerde rahat rahat yürüyemeyeceği, fırtınadan dolayı sağa sola savrulduğu o gün Tuna Nehri'nden kopan buz kütleleri tekrar İstanbul Boğazı'nı kapladı. Bu sefer bir farkla, lokal ve kısmi olarak boğazın bazı yerleri değil, boğazın tamamı kaplandı. İnsanlar gemi seferlerini tam bir ay kullanmadılar. Zaten gemiler oldukları yerde sabit durmak zorundaydılar. İnsanlar Üsküdar'dan Eminönü'ne, Üsküdar'dan Beşiktaş'a, Eminönü'nden Beşiktaş'a, Karaköy'den Eminönü'ne, velhasılı kelam boğazın bir yanından diğer yanına rahat rahat bir ay boyunca yürüdüler. Haliç dediğimiz iç deniz tamamen dondu. Dereler dondu, göller dondu. 100 kilometrelik bu kar fırtınası evlerin damlarını uçurdu ve İstanbul 1954 yılını bir daha, o günü yaşayanlar "Neydi o günler, ne kötü bir kıştı" diye hatırladı. Ne kötü bir kıştı denilen kış 1929 değil, 23 Şubat'tan 25 Şubat'a kadar hiç durmaksızın 100 kilometrelik hızla esen kar fırtınasının olduğu 1954 kışıydı. Vapurların, trenlerin, tramvayların, tarifeli uçak seferlerinin durduğu, hayatın durduğu, insanlığın felç olduğu 1954 kışından sonra 1969 kışı vardı. 15 yıl sonra bu beyaz felaket bir kere daha İstanbul'u ziyaret etti. 1987 yılına kadar, 1969'dan 87 yılına kadar artık galiba o kadar da kış olmayacak denen İstanbul'da, üstelik kışın bitiminde, üstelik baharın başlangıç günlerinde kar yağmaya başladı. Takvimler 1987 yılını göstermekteydi. İstanbul her zamanki gibi sabah uyanmış, işine, okula, ne yapması gerekiyorsa onu yapmaya doğru gidecekti. Aman ya Rabbi, yolda insanlar kaldı. Çünkü kar gece başlamadı. Kar sabah başladı ve insanlar yoldayken, işe gidiyorken, okula gidiyorken ya da bir yere doğru gidiyorken başladı ve bu durum İstanbul'un hayatını olabildiğince zorlaştırdı. 15 gün sürdü. 15 gün boyunca hiç durmadan yağan kar, metrelerce yükseklikte kar kütlelerinin İstanbul'da kalmasına sebebiyet verdi. Ekmek yok, buğday yok, arpa yok, zahire yok, hububat yok. İstanbul'un ortak sıkıntısı buydu. Başka ne vardı? Yakacak odun yok, kömür yok. Zira odunu da kömürü de İstanbul'un dışarıdan geliyor. Burası, bakmayın böyle çok fazla kibirli olduğuna, kendini beğenmiş bir şehir olduğuna, bakmayın 3 imparatorluğa başkentlik yaptığına, Roma İmparatorluğu'na, Bizans İmparatorluğu'na ve ardından Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapan İstanbul aslında son derece aciz bir şehirdir. Zira buğday, arpa, zahire, hububat, yakacak odun, yakacak kömür, hiçbir şey buradan çıkmıyor. İçtiği su bile İstanbul'a dışarıdan geliyor. Kendi suyunu dahi karşılamayacak durumda olan bir şehirdir. Ve her defasında, her kış felaketinde, her kar felaketinde maalesef İstanbul bir kere daha bu gerçeği bütün çıplaklığı ile fark ediyor. İstanbul'da yağacak olan kar, İstanbul'un istikrarına, İstanbul'un güvenilirliğine ve İstanbul'un şehir haysiyetine vurulan bir tokat gibi oluyor. Zira İstanbul'da her yağmurda, İstanbul'da her karda yollar kapanıyor. Arkamda gördüğünüz boğaz donuyor. Ekmek olmuyor, kömür olmuyor, odun olmuyor ve İstanbul ölümüne bir fakirliği yaşıyor. Sanırım bu İstanbul'un makyajıyla, sanırım bu İstanbul'un başkent olmak emperyal duygusuyla örtüşmeyen bir şey olsa gerek. Zira suyu dahi olmayan bu şehir tam binlerce yıl 3 tane imparatorluğa bu kadar imkansızlığa rağmen başkentlik yapmıştır. Neden? Bu da Allah'ın İstanbul'a vermiş olduğu bir nimet olsa gerek. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. 2002 kışı, 2012 kışı, 2014 kışı her defasında tatil olan okullar, yol çileleri, trafikler bu sefer haberlere donan boğaz değil, kardan dolayı tıkanan ve evden işe, işten eve saatlerce gidilemeyen trafikler haberlere konu oldu. Sevgili dostlar, İstanbul çok soğuk yapmayan, İstanbul çok karı olmayan bir şehirdir. Fakat bir kere yağdığı zaman da filmlere, haberlere, efsanelere konu olur. Sevgili dostlar, tarihte yürüyen adam İstanbul.